CSS'te en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi de padding, iç boşluk demek. Yani etiketin içinde kalıyor benim verdiğim boşluklarım. Dolayısıyla bir arka plan rengi falan verdiğimde yine o arka plan rengi de uzuyor. Bir sonraki derste göreceğimiz dış boşluk boşluksa bunun tam tersi yani margin'ler. Şimdilik biz padding'e odaklanalım dedim ya. Bu bizim CSS'te gerçekten en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Ve bununla birlikte aslında padding özellikleri tam olarak 5 tane. 4 tanesi köşeler için olan paddingler. Bir tanesi de bunların kısa kullanımı. Bir ee, div oluşturuyorum ve içerisine prototurk.com yazalım. Biraz büyütüyorum bunu böyle. Siz görün diye daha kocaman. Ve divime genişlik, yükseklik vermeden önce <laughs> arka plan rengini lime yapayım. Şimdi normal şartlarda... Biliyorsunuz blok seviyesinden bir eleman olduğu için div genişliği otomatik olarak %100 olarak kapsandı. Eee, padding iç boşluk demek ve bu boşlukları şöyle veriyorsunuz. Etiketin içeriğinin üst tarafına, sağ tarafına, aşağısına ve sol tarafına. Bunlar için de özelliklerim var. Örneğin padding-top deyip işte 50 piksel diyebilirim ve yukarıdan 50 piksellik bir boşluk bırakmış oluyorum. Bunun aynısını şöyle uzun bir yazı yazıp daha iyi anlamaya çalışalım. Çünkü sağ taraftan da göstermek istiyorum. Bunun aynısını sağ taraftan da boşluk verebilirdim. Bu da padding right 100 piksel olsun atıyorum. Sağ taraftaki boşluğumda 100 piksellik bir boşluk oldu. Normal şartlarda bu muhtemelen şurada falan bitiyordur. Ama prototürk.com yazısı sığmadığı için Otomatik olarak bunu alta atıyor Bunun üzerine sağ tık yapıp incelederseniz Aslında verdiğimiz boşlukları daha net görebiliriz Bakın burada Divim burada ve ben üzerine geldiğimde Şöyle Burası Üst tarafım yani padding topum 50 piksellik bir boşluk var Burası da 100 piksellik bir boşluk Padding right'ım Şimdi padding bottom Yani aşağı tarafa bir boşluk vereceğim Padding bottom 15 piksel diyorum. Aşağısına 15 piksellik bir boşluk verdim. Üzerine geldiğimde yine gördüğünüz gibi şurada bir 15 piksellik boşluğum var. Şu şu gözüken kısım benim içerik, content alanım neyse o. Ve son olarak da padding left diyerek sol tarafa bir boşluk verebilirim. O da örneğin 30 piksel olsun. Gördüğünüz gibi yine sol tarafta 30 piksel aşağıda 15 piksel sağda 100 piksel yukarıda da 50 piksellik bir iç boşluk verdim. Ve verdiğim arka plan rengi de bununla birlikte ne oluyor? Uzuyor. Yani bu etiketimin içine etki eden bir e, stil özellik, <laughs> bir özellik. <laughs> Şimdi dört tane bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada saat yönde gidiyor işte. Yukarısı sağ, aşağısı sol şeklinde. Ama bunları tabii istediğiniz sırada kullanabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Şimdi bunlar bir kenara kalsın. Bunları bir açıklama satırı içerisine alalım. İşi biraz daha renklendirelim. Şöyle bir tane prototürk.com yazsın burada sadece. Ee, buna bir genişlik veriyorum. 300 piksel bir de yükseklik veriyorum. 300 piksel ya da 200 piksel verelim ya. Şimdi 200 e 200 şöyle üzerine geldiğinde de görebilirsiniz 200 e 200 yazıyor. Bir div'im var. Bütün bu padding 4 tane padding özelliğini tek bir padding özelliği özelliğiyle kullanabilirim. Padding bunların kısaltılmış hali. Eğer ben 50 piksel yazarsam padding 50 piksel. Ne olur? Bakın kutumun genişliğine ve yüksekliğine iyi bakın. Sayfamı yeniliyorum. Hop. Ne oldu? Şimdi iç boşlukları verdi ve padding 50 piksel dediğim zaman dört kenarda veriyor. Yani yukarıya, sağa, aşağıya ve sola 50 piksellik şöyle gördüğünüz gibi tam olarak kesin 50 piksellik bir iç boşluk verdi. Fakat benim 200'e 200 olan kutum 300'e 300 oldu. Niye? Çünkü soldan ve sağdan 50 piksel 100 piksel genişliği etki etti. Yukarıdan ve aşağıdan 100 piksel de yüksekliği etki etti. Normalde bu bir problem. ...bunun genişliğimize veya yüksekliğimize etki etmemesi gerekiyor. Bunun için de bir ders anlatımı olacak. Yine bu box modeli altında ama şu anki konumuz değil bu. O yüzden etki edip etmediği çok önemli değil. Bu padding özelliğini kullanın farklı kullanımları var. Örneğin bir tane verdiğimizde dört kenara etki ediyordu. Ama iki tane verirsem, iki tane değer verdim boşlukla. İlk değerim yukarıya ve aşağıya etki ediyor. Yani yukarısı ve aşağısı yine... 50'şer piksel olacak. Ama ikinci değerim sağ ve sola etki ediyor. Yani benim artık genişliğim 400 piksel, yüksekliği 300 piksel bir dikdörtgenimsi bir divim olmuş oldu burada. Gördüğünüz gibi 400'e 300. Demek ki neymiş? İki tane kullanırsam ilki yukarıya aşağıya, ikincisi sola sağa. Peki üç tane kullanırsam? Üçüncüyü yazdığımda ise işler şöyle oluyor. Yukarıdan 50 piksel, Soldan ve sağdan 100 piksel, aşağıdan da 30 piksel. Dördüncüyü yazmadığım için dördüncünün değeri yine ikincinin değeri neyse o olarak kabul ediliyor. Yani sol veya sağ 100 piksel. Ama aşağıyı özellikle belirttim. Dedim ki 50 piksel olmasın aşağısı 30 olsun. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası 30 piksel oldu. Buralarım yine 100'er piksel. Bu yukarısı da 50 piksel. İşte dördüncü değeri de yazarsam o zaman ne oluyor? Yukarı 50 piksel, sağ taraf 100 piksel, aşağı 30 piksel, sol taraf 20 piksel. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 50, 100, 30, 20. Yani saat yönünde yukarı, sağ, aşağı, sol. Burada bunu saat yönünde verebiliyorsunuz. 4 değerle, 3 değerle, 2 değerle ya da tek değerle kullandığınızda artık padding özelliğimin tam olarak ne iş yaptığını biliyorsunuz. i̇sterseniz de sadece topa, top değeri verecekseniz, sadece yukarıdan bir boşluk verecekseniz burada padding top kullanabilirsiniz. Direkt padding kısa kullanımını kullanmak zorunda değilsiniz. Ha şunu da yapabilirdiniz. Mesela yukarıdan 50 piksel olsun ama e, sağdan hiç olmasın derseniz direkt sıfır koyabilirsiniz buraya. O zaman sağdan hiç boşluk kalmayacaktır. Şimdi blok seviyesinden elemanlarda padding doğru bir şekilde kullanılabiliyor ama satır içi seviyeden bir elemanda örneğin span'da şöyle bir problem oluyor. Mesela typhoon yazayım buraya. Problem şu. Span dedim işte arka plan rengini bunun domates renginde belirleyelim. Eğer ben buna padding 50 piksel dersem bakın soldan ve sağdan padding değerlerini alabiliyor satır içi seviyesinde elemanlar ama yukarıdan ve aşağıdan ne oluyor taşma oluyor aslında bu etiketin bu etiketimin üzerinde değil ama inline satır içi seviyeden bir eleman olduğu için bunun padding topu ve padding bottomı ne yazık ki sıkıntılı işte bunu aşabilmek için yine display özelliğini kullanmamız gerekecek ama henüz onu anlatmadığım için kullanmıyoruz. O derste bununla ilgili bir örnek gösterir ve bunu pekiştirmiş oluruz. E, satır içi elemanlarda şu an için sadece soldan ve sağdan kullanın. Yani yukarıdan ve aşağıdan sıfır dedim ama soldan ve sağdan 50 piksel. E, bu başarılı bir şekilde kullanıyor. Yani bunun devamına gelen yazıyı etki edecek bir şey yok. Burayı istediğiniz kadar yapın fark etmez. Ama yukarıdan ve aşağıdan verdiğinizde sonucun ne olduğunu gördünüz. Sanırım padding ile ilgili anlatacaklarım bundan ibaretti